Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك
ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ان آیات کا ترجمہ ہے, اور جب ابراہیم اس خاص گھر کی بنیادوں کو استوار کر رہا تھا اور اسماعیل بھی birlikte şöyle dua ediyorlardı. Ey Rabbimiz, bizim bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphesiz en iyi işiten ve en iyi bilen ancak sensin. Ey Rabbimiz, bizleri sana itaat edenlerden kıl. Evladımızdan da sana itaat eden bir topluluk yetiştir. Bize uygun olan ibadet yollarını göster ve lütfun ile bize yönel. Şüphesiz kullarının tövbelerini çok kabul eden ve onları çok rahmet eden ancak sensin. Huzur elhamdülillah Allah-u Teala'nın lütfuyla bugün İspanya'da Ahmadiyya mescid banane ki tawfik mil rahi hai. Yeni bir cami açma lütfuna kavuştuk. Ahmadiyya cemaati İspanya'da yeni bir cami inşa etti. Hemen hemen 7 yıl önce mescid Beşaret Pedrabat'ta Beşaret camisini açmıştık. Mescid banane ki ahmiyet par zor diya tha. Ve orada daha fazla camilerin inşa edilmesinin öneminden bahsetmiştim. Bizler Valencia'da da cami inşa edelim demiştim. Bu cami inşa etmenin öneminden bahsederken burada niçin bir caminin kurulması gerektiğinden bahsederken Ahmediler belki bu bölgede 150 kadardır, belki başka yerlerde sayı bakımından daha fazladır. Her neyse, bu cami Beşaret Camisi'nden sonra niçin burada başka bir caminin açılması gerekiyordu? Bunun önemi tarihi özgeçmişinden dolayıdır. Belki 30 yıldan bu yana Ahmadiyya cemaati bu camiyi inşa etmiştir. Bu dönem esnasında Müslümanların bu ülkeye gelmeleri gittikçe artmış ve onlar değişik camiler inşa etmişlerdir. Her neyse, Beşaret Camisi bundan dolayı bizim için bir yol açılmıştı bunu inşa etmek için. 700 yıl sonra Allah-u Teala tarafından ilk caminin inşası Ahmadiyya cemaatine verildi. Bu bölgenin öneminden bahsetmeden önce söylemek istediğim, Müslümanların sayısı burada hemen hemen 1 milyona ulaşmıştır. Ve 2030 yılına kadar bu sayı %85'e yükselecek ve belki de 2 milyona ulaşacaktır. 30 yıl önce sadece birkaç yüz idi Müslümanların sayısı, şimdi 1 milyon oldu ve bunların çoğunluğu dışarıdan gelenlerdir, Kuzey Afrika'dan gelenlerdir. Cezayir'den, Fas'tan, Tunus'tan gelenlerdir. Bu da yine o sayıda, bu insanlar da dahil edilmiştir bu sayıya. Onlar farklı farklı Müslüman kabilelere aittirler. Uzun dönemde kendi imanlarını korumuşlardır. Ve onlar
Hristiyanlığa zorla çevrilmişlerdir 700 yıl önce ve bunlardan birçoğu binlercesi İslamiyet'e yeniden geri dönmüştür. Bu kabilelerden Hristiyanlığa getirilenler zorla, onlar zorla Hristiyanlığı kabul etmeye zorlanmışlardır. İspanya'da İslamiyet'in alametlerini yeniden görmemize rağmen Allah-u Teala'nın lütfuyla birçok Müslümanlar burada görülmektedir. Fakat yine söylediğim gibi bunun başlangıcı Ahmadiyya cemaatiyle başlamıştır. Lekin hakiki İslam, gerçek İslam o zaman da görülmekteydi ve Mesih-i Muhammed'i ki gulam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mesih'in önemini anladıklarına daha fazla dikkat etmişler ve İslamiyet'in güzel mesajı burada yaşayan her insana bu nedenle dağıtılmalı ve iletilmelidir. Bu konuşma, bu ifade de bazı insanlar belki olumsuz düşünebilirler ve Ahmadiler çok az burada, nasıl olur da bizler bu mesajı her insana ulaştıralım, nasıl olur diye düşünebilirler olumsuz olarak. Fakat eğer bir kararlılık varsa ve karar verilirse o zaman bu insanlar bu mesajı etkin olarak ve olumlu olarak iletebilirler. Bu amaçla devamlı hatırlatmalar yapılmasına rağmen bu plan yerine getirilmemiş ve başarılması gereken başarılmamış. Merkez tarafından verilen plan veya ya benim tarafımdan ya da 4. halife zamanında verilen talimatlara uyulmamıştır. Mescid Beşaret Kurtuba'ya gidenler ve daha ileriye gidenler tarafından bu cami açıkça görülmektedir. Çünkü bu cami otoyol üzerinde yapılmıştır. Eğer bu cami insanlara tanıtılmış olsaydı İslamiyet'in de tanıtımı olacak ve cemaat bu yolla çok güzel iş yapmış olacaktı. Birkaç kişi olmasına rağmen bu İslamiyet'i ve cemaatin tanıtılması çok büyük sayıda insanlara bu el ilanlarıyla ulaşmıştır. Hyderabad'da olan cami hiç şüphesiz belirtilen raporlara göre birçok insan, gruplar onu görmeye gelmektedirler. Fakat eğer kararlılıkla, bağlılıkla iş yapılmış olsaydı bu cami vasıtasıyla İslamiyet'in tanıtımı daha geniş sayıda insanlara ulaştırılırdı. Başka Müslümanların kendi organize edilmiş bir sistemleri olmadığından dolayı eğer bu olmuş olsaydı zorla Hristiyanlığa çevrilenler ve onların nesilleri en azından bu insanların yeniden İslamiyet'e getirilmesi gerekir. Bizim tebliğ yolumuzla gerçek İslam, neden böyle insanlar geniş sayıda tekrar İslamiyet'e getirilmesin, gerçek İslamiyet'e getirilmesin? Bizler İslamiyet'in mesajını yeniden tanıtmak için kapıları açtık. Bu yolda bu açılan kapılar tam olarak kullanılmamış ve başka insanlar bunu kullanmış ve bundan istifade etmişlerdir. Hala zaman vardır ve Ahmediler, İspanya'da yaşayanlar ve cemaatin görevlileri her seviyede yardımcı kuruluşlar kendi hedeflerini kurmalı, kendi hedeflerini tespit edip bunu başarmalıdırlar. Güzel İslamiyet'i, bizim takdim ettiğimiz güzel İslamiyet'i gerçekten bugünkü insanların dikkatlerini çekecektir bu güzel İslam. Hristiyanlığı zorla kabul edenlere bugün söylemeliyiz. Onların nesillerine
Biz söylemeliyiz. Bunun öcünü bugün almamız gerekir. Bu öç almak zalimce olmamalıdır. İslam'ın talimatlarında la ikrahi fiddin, dinde zorlama yoktur. Size yapılan zorlamalarda belki onların talimatlarına göredir bu. Fakat bu İslamiyet'in talimatları değildir. İslam'da hiçbir zaman baskı altına alın ve öç alın demek istemez. Allah-u Teala herhangi bir millete olan düşmanlığınız sizi onlara adaletsiz davranmaktan alıkoymasın der. İde edilahu ve akrabuhu takva fettekullah. Daima adaletli olunuz. Bu takvaya daha yakındır. Allah-u Teala'dan korkmaya daha yakındır. Allah-u Teala'nın korkusu takvadır ve size Allah-u Teala'ya yaklaştıracaktır. Çünkü Allah-u Teala adaletli olanları, takva sahibi olanlarını sever. Burada herhangi bir düşmanlığın sorusu bile olamaz. Esas itibariyle aynı millettensiniz sizler. Onun için bizler bu mesajı bu insanlara iletmemiz gerekir. Bizler onlara söylememiz gerekir. Önceden ilk önce sizler bu talimatlara İslam'ı kendiniz öğrenin ve ondan sonra bu öylesine güzel şekilde öc alınız ki onların kalbini kazanınız ve bu kalpleri kazanmak ne baskıyla olur ne kışkırtmakla ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi ve la ilahe illallah sizlerden çekip alınmıştır ve sizi zorla Allah-u Teala'ya eş koşmaya götürmüşlerdir. Bunun için Allah-u Teala'nın tek Allah-u Teala'nın sevgisini ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini rahmet eden Allah-u Teala'nın ve rahmetüllül alemin olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini onlara getiriniz. Bu sizin sorumluluğunuz olup genel olarak tebliğ ederken, İslamiyet'in mesajını onlara iletirken, aynı zamanda bizler daima bu gibi kabileleri izleyerek, takip ederek onları ondan sonra gerçek dinlerinin, orijinal dinlerinin sevgisini kalplerine yerleştirerek onları tebliğ edenler, İslamiyet'i tebliğ edenler haline getirelim. Valencia'da burada cami kurulmasını ben önermiştim. Çünkü İspanya'da baskı altına alan kral ve Müslümanları zorla Hristiyanlığa çevirdiğinde, döndürdüğünde Valencia bu bölgedeydi. Ve bu Müslümanlara olan muamelelerde Arapça konuşuluyordu ve İslam örf adetleri orada mevcuttu. Orada İslam'ı yaşıyorlardı. Ve Müslümanlar kendi ibadetlerini yapıyorlardı. İslamiyet'in talimatlarını yerine getiriyorlardı o bölgede. Müslümanlar bir grup halinde yaşıyorlardı fakat onlar kendilerini ortaya koyup da onların Müslüman olduklarını göstermiyorlardı. İslamiyet'i göstermiyorlardı. Bunun içindir ki 17. yüzyılın başlarında o zamanki kral bu Müslümanları ülkenin dışına çıkartmaya başladılar. Ve bir kampanyayla bütün Müslümanları bu yurtlarından attılar. İlk kampanya burada Valencia'da başlamıştı. Ve bu plan burada uygulanmaya başlamıştı. Yine söylediğim gibi Müslümanlar kendi dinlerini kesin olarak takip ediyorlar ve bu dinlerini uyguluyorlardı. Onlar kendi dinlerini mümkün olduğu kadar uyguluyorlardı. O zaman da Müslümanların durumu çok zayıftı ve onlar büyük şehirlerden dışarıya atılmışlar ve etrafındaki bölgelere yayılmışlardı. Onların malları da ellerinden alınmıştı. Ve fakat buna rağmen İslamiyet'le hala ilişkileri vardı onların. Her neyse huzur farklı farklı buraya farklı farklı güçler geldi ve onları hedef alarak zalimlikle onlara baskı yaptılar ve
bu adaletsizliklerden ve zulümlerden sonra onların bazıları büyük ülkelere atıldılar ve onların çocukları Hristiyanlığa verildi ve onlar bu çocuklara baktılar kendi evlerinde. Kendi çocukları gibi değil fakat hizmetçileri gibi ve köleleri bile gibi baktılar. Bu çocuklar İslamiyet'ten çekip alındı. Ve bu çocuklar Müslüman ailelerde doğan çocuklar, onlar Müslüman idi. Tamamen kendi arzularına karşı, anne ve babalarının arzularına karşı tek olan Allah-u Teala'ya ibadet etmekten alıkonundular. Bunun yerine zorla üçlü teslise zorlandılar. Bizim bugünkü görevimiz bu çocukların nesillerine ellerimizden geldiği kadar tek Allah-u Teala'ya ibadet edenler haline getirelim. Sadece onlar değil, bu ülkede yaşayan her kişi İyi biz sevmekteyiz. Çünkü biz insanlığı sevmekteyiz. Burada yaşayan herkesi sevmekteyiz. Biz insanlığı sevdiğimizden dolayı insanları sevmekteyiz. Çünkü insanlığa olan sevgimizden dolayı onlar için de kendimiz için neyi seviyorsak onlar için de aynı şeyi sevmekteyiz. Bu insanlar bundan dolayı onları tek Allah-u Teala'ya ibadet eden kullar haline getirelim ve onların hayatlarını reforme etmeye, ıslah etmeye çalışalım. Özellikle bu bölgede gayretler bu amaçla yapılmalıdır. Söylediğim gibi bu bölgede İslam uzun dönem saklanmıştı. Çünkü böyle yapılmaya zorlanmışlardı. Müslümanların zorlanmasında ve onların dışarıya atılmasında bu 700 yıl önce değil, söylendiği gibi bütün işlem 400 yıl önce buradan tamamen atılmış ve buradaki artık kökleri kazılmaya çalışılmıştı. Bunda hiç şüphe yok ki bu Müslüman hükümeti asırlardır burada idi. Fakat o zaman da kendi aralarında olan anlaşmazlıklar ve kışkırtmalar sonucunda İslam'ın sadece ismi kalmıştı ve orada insanlar İslamiyet'e bağlı değillerdi. Ne halife ne kral kendi sorumluluklarını yerine getirmek için adaletle davranmıyor ne de yardımcıları olsun, etrafındaki insanlar olsun kendi görevlerini yapmıyorlar ve herkes elinden geldiği kadar kendi etkisini etrafta hakim etmeye, kendi küçük çevrelerinde kendi krallıklarını kurmak istiyorlardı ve bunun sonucu olarak da bu bencil davranışlar olduğunda orada bütün bunlar görülüyordu. Fakat şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Mesih'i vasıtasıyla Hatem-ül Hulafa, Hulafa-i Raşide'den sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra hilafet kurulmuş ve ondan sonra hilafet sistemi kurulmuş ve hilafetin sistemini takip edenlerin görevi bu kayıp olan prestij yeniden ortaya konulmalı ve yeniden kurulmalıdır. Bilakis bütün dünya da insanlar La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın gerçeği anlatılmalı ve bütün bunlar onlara iletilmelidir. Allah-u Teala bizlere kendi camimizi kurmamızı nasip etmiştir. Bu yer çok iyi bir yerde kurulmuştur bu cami. Bu cami otoyoldan da görülmektedir. Tam otoyolun kenarında olup yeni gelişen bir bölgedir. Ve iyi medeni insanların olduğu yerdedir bu cami. Allah-u Teala bize çok iyi bir komşuluk vermiştir burada. Bu da bir lütuftur. Bütün bu fırsatları kullanmamız gerekir. Camiyi inşa ettikten sonra sadece onunla mutlu olmayalım. Her şehirde yeni bir cami inşa edelim. Böylece kendi durumlarımıza bakalım, kendi ibadet durumlarımıza bakalım ve ayrıca sorumluluklarımıza da bakalım. Bu ayeti kerime, okuduğum ayeti kerimede de Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsmail Aleyhisselamlar
çok güzel şekilde edinmişler. Camiyi Allah-u Teala'nın evine kurduktan sonra bizler sorumluluğumuzu nasıl mümkün olduğu şekilde en güzel şekilde yerine getirmemizi göstermiştir. Bize bu yolla dua edilme şeklimizi ve ibadet şeklimizi göstermiş ve bunu üzerinde düşünmemiz gerekir ki nesiller, gelecek nesiller boyunca bizler de öyle nesiller bırakalım ki arkamızda onlar da bu sorumluluğu yerine getirsinler. Allah-u Teala onlar bu Kabe'nin duvarlarını yükseltirken dua ediyorlardı. Rabbena takabbel minna inneke entes semiyyul alim diyorlardı. Bu statü gerçekten mümin olanlar, Allah-u Teala'ya inananlar ve peygamberler işte öyle insanlardır ki Allah-u Teala'ya yakın olan kişilerdir. Onlar fedakarlık yapmaktadırlar yıllar boyunca. Babası, oğlu, hanımı fedakarlık yapmaktadır. Ve onlar bundan hiçbir zaman bahsetmemişlerdir. Biz bu fedakarlıkları yapıyoruz uzun zamandan beri. Şimdi sizin evinizi yapıyoruz. Sizin için yapıyoruz ve biz bunu kendi talimatınıza göre yapıyoruz. Onun için her fedakarlığımızı kabul edin dememişlerdir. Bunu kabul edin. Ve bizim için biz rahat bir hayat ve kolay bir hayat yapın demiyorlardır. Ahmadiyya cemaatinde böyle bir uygulama yoktur. Başka Müslümanlarda bu uygulamadır. Siz küçücük bir şey verirsiniz, bu fedakarlık yaparsanız ondan sonra daima onlar bunu aşikar ederler. Bir iki kuruş verirler, ondan sonra bunu ilan ederler. Ve büyük fedakarlıklarda bundan gurur duyarlar. Fakat Allah-u Teala bizim için Hazreti İbrahim'in ve İsmail'in örneklerini bizim için saklamıştır. Ve oğul Allah-u Teala'nın rızası için fedakarlık yapmaya hazırdı. Allah-u Teala'nın rızası için baba oğlunu feda etmeye hazırdı. Oğlu ise çok gençti ve o babası çok yaşlıyken doğmuştu. Ve uzun bir dönem sonra hanımı ve oğlunu fedakarlık yapmak üzere bir çölde bırakmışlardı. Onların fedakarlığı açlık ve susuzluktu. Ve öyle durum vardı ki belki de hanımı ve oğlu ölebilirdi. Fakat öyle bir zaman geldi ki Allah-u Teala onların fedakarlıklarını kabul etmişti. Ve onlar için hiçbir rızık yoktu onların önünde ve Allah-u Teala onlara rızık verdi, yiyecek verdi onlar için ve Kabe'nin inşaatı başlandı. Çalışanlar, orada çalışanlar sadece iki kişiydi. Onlar söz verdiler ve bu caminin, bu yerin inşaatı ile artık bizim için daha başka bir yol yoktur. Amaç bizim amacımız diyordu onlar. Bu Allah-u Teala'nın evini dolduralım ve oraya insanlar gelsin ve yaşayan bir yer haline gelsin ve öyle bir burada halk yerleşsin ki bu Müslümanların yaşadığı bir yer olsun. Ve dindar insanlar olsun ve Allah-u Teala'yı hatırlayan, zikreden insanlar olsun. Onlar ibadetin şartlarını yerine getirenler olsun ve öyle insanlarla dolduralım ki burayı onlar Allah-u Teala'ya ibadet edenler öyle yüce seviyede olsunlar ki onlar en yüce seviyelerde olsunlar ibadetlerinde. İşte bu insanlar Allah-u Teala'nın talimatıyla Allah-u Teala'nın evini inşa etmektedirler. Alçak gönüllülükle, Allah-u Teala'nın sevgisiyle öyle dua etmektedirler ki Allah-u Teala bu gayretleri, bu fedakarlıkları Allah-u Teala kabul etsin ve özel rahmetiyle bizlere rahmet eylesin ve bunu kabul etsin. Bu kabuliyet bizi daha da sana yaklaştırsın. Bu fedakarlığın dersi olup
Allah-u Teala'ya alçak gönüllükle dua ederler ve ondan sonra bu böylece Allah-u Teala tarafından belki kabul edilir diye ona yalvarırlar. Bunu aklımızda tutmamız gerekir. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'lerin düşünceleri bizim dikkatlerimizi bugünkü bu noktaya çekmektedir. Bizler İbrahim, bu çağın İbrahim'i ile ilişki kuran bizler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat ve sevgisinden dolayı ona bu çağın İbrahim'i yapmıştır onu. O dini gerçek temelinden kurmuş ve biz buna şahidiz. Bunun örneğini her gün görmekteyiz. Bunu öylesine kurmuştur ki eğer kişi bunun üzerinde durursa bütün hayatı güzelmiş olur. İslamiyet'in güzelliği, asaleti Müslüman olmayanlar tarafından görülmüş ve eğer bu İslam ise sizin ortaya koyduğunuz, o zaman biz daha önceden onun aleyhinde konuştuğumuz sözleri geri alıyoruz derler. Bugün bu İbrahim Kabe'nin inşa edilmesindeki amaç, İslamiyet'in güzel nuru dünyanın insanlarına tecelli etmiştir. Bu amacı yerine getirmek üzere her cami, inşa ettiğimiz her cami buna şahittir ki böyle olmalıdır zaten. Esas itibariyle bu cami Beytur Rahman olan bu cami, ona Beytur Rahman ismi verilmiştir. Bu camide bu amacın başarılmasında bir aracı olmalıdır. Tevazuyla bize bir mesaj vermektedir. Allah-u Teala'ya boyun eğelim ve caminin amacını yerine getirmek için dikkatlerimizi bu noktaya çekmektedir. Bizler kendi sözlerimizi yerine getirmeliyiz ve sorumluluklarımızı da yerine getirmeliyiz. Eğer bizler kendi sorumluluklarımızı ve verdiğimiz sözleri yerine getirirsek, ancak o zaman bizler kendi amacımıza ulaşırız. Biz ey Muhammed'in Mesih'i, ey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı, biz senin elinden biat ettik ve İslamiyet'i, Allah-u Teala'nın vahdaniyetini yayacağız diye söz verdik. Bu yaptığımız cami vasıtasıyla insanların dikkatleri İslamiyet'e doğru çevrilecek ve bizler bu sorumluluğu bu şekilde yerine getireceğiz. Ve böylece bütün gücümüzü ve becerilerimizi, amacımızı buna yönlendireceğiz ve bütün ülkenin insanlarını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altına getireceğiz. Ey Allah'ım, bizi duyan, bizi bilginize sahip olan Allah-u Teala, bizim yalvarmamızı dinle ve sorumluluklarımızı yerine getirmemizi nasip eyle. Bu inşa edilen cami sizin evinizin yapılma amacıyla yapıldı. Bu amaç sizin evinizin yapılma amacıyla yapıldı. Siz bütün zayıflıklarımızı bilirsiniz. Bizim dualarımızı dinleyin. Ey Allah'ım, bizim eksikliklerimizi, zayıflıklarımızı göz ardı et ve camilerin inşa edilmesi amacının yerine getirmemize nasip eyle. Camilerin genişletilmesi, inşa edilmesi bizim için ancak bizler sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz zaman bu bizim için yararlı olacaktır. Bu sorumlulukları yerine getirmek için camilerin doldurulması çok gereklidir ve biz bu camilerde ibadet edelim ve aynı zamanda bizler insanlara olan sorumluluklarımızı da yerine getirmeliyiz. Bunları sevgiyle, saygıyla yerine getirmeliyiz ki böylece İslamiyet'in gerçek talimatları ve o güzel örnekler bizlerde tecelli etsin ve insanların dikkatleri bize gelsin, bize dönsün. Böylece İslamiyet'in güzel talimatları ve dünyanın insanları bunu anlamaya çalışsınlar ve İslamiyet'in güzelliklerini bilsinler.
Ey Allah'ım, sen bunları bilirsin. Bu caminin dış güzelliğinden ziyade burayı dolduranların maneviyatı gerçek caminin inşaatidir. Ve bunun ruhu bizde yaratılsın ve bu amacı biz camilerin inşasının inşa edilmesinin amacını biz bu yolla yerine getirelim. Yüzyıllardır Müslümanlar burada güçteydi ve güzel camiler inşa ettiler. Bu çok güzel bir camidir Kurtaba'da olan. Başka yerlerde de camiler vardı. Nerede Müslümanlar varsa, Şili'de, Granada'da camiler açılmıştır. İslamiyet'in gerçek ruhunda camilere gelenler bu ruhtan eksiktiler. Allah-u Teala'nın vahdaniyetinin ilan edildiği yerlerde bu camiler yok edilmiş ve kiliseye döndürülmüştür. Kurtuba'ya bakınız, ne güzel camidir. Yüzyıllarca geçmesine rağmen onun güzelliğinden hiçbir şey eksik olmamıştır bu camide. Fakat ne yazık ki onlar bu güzel camiyi kiliseye döndürmüşlerdir. Söylediğim gibi gerçek olan inşa etmek değildir. Gerçek olan ruhtur. Bu ruh ancak camilere gelenlerde bulunur. Müslümanlar bu ruhu terk ettiğinde Müslümanlar Müslüman olmayanların eline geçmiştir. Eğer bu caminin büyüklüğünü tesis edersek hiç şüphesiz edeceğiz. Ondan sonra ancak bizler bu ruhu devamlı tutarız. Bu gayret devamlı olarak yapılmalı. Devamlı olarak Allah-u Teala'ya dua etmeliyiz ki ey Allah'ım, bu caminin ruhu buraya gelenler öyle buraya gelsinler ve her zaman böyle insanlar doğsunlar ve Allah-u Teala'nın vahdaniyetinin merkezi haline gelsin bu kıyamete kadar. Allah-u Teala'nın gözünde bu fedakarlıklar kabul edilsin ve ancak o zaman bu amaç başarılmış olacaktır. İkinci ayet-i kerimede bu asil peygamber onlar dualarına bağlı kalmışlardır ve bu Allah-u Teala'nın evini inşa ettiklerinde söyledikleri duayı kendileri için değil, buna kendi nesillerine ve daha gelecek nesillerine de ulaştırmışlar ve duanın şekli, yolu budur. İlerlemek isteyenlerin yapacağı dua, devamlı olarak başarıyı elde etmek isteyenlerin düşünceleri böyle olmalıdır. Eğer bu düşünceler varsa, bu şekilde düşünülüyorsa, o zaman inşallah Allah-u Teala bizler başarı üzerine başarıyı elde edeceğiz ve ondan sonra bu dua ile bizim nesillerimiz de iyilik üzerinde olsun ve bu caminin inşaatinin amacı huzur. Burada bir doktor var mı diyor. Bir kişi doktora ihtiyacı var şu anda. Her neyse, üzülecek bir şey yok. Diğerleri oturun, bu yeri açık bırakın diyor huzur. Kişi bu kişi uzansın, belki de kan dolaşımı doğru değil diyor. Zannedersem güvenlik görevlilerinden biri bayılmış olacak. Huzur her neyse diyor, söylediğim gibi eğer bu düşünce daima bizimle beraber olursa devamlı başarı olacağız ve dua edelim ki Allah-u Teala bizim nesillerimizi de iyilik üzerinde ve takva üzerinde olmalarını nasip etsin ve bu Allah-u Teala'nın evini tesis etmemizde nesiller boyu devam etsin. Bizim fedakarlıklarımız ancak Allah-u Teala'ya olan ve insanlara olan görevimizi yaptığımızda kabul edilecektir. Bu nesillerde de görülmelidir.
ve öyle nesillerimizde ibadet eden nesiller olsun ki onlar da aynı şekilde Allah-u Teala'nın bizden istediği gibi olsunlar ve Allah-u Teala'ya dua edelim ki sen bize ibadet etmeyi emrettin, bize bunun yolunu da gösterdin ey Allah'ım. Nasıl ibadet edeceğimizi bize öğrettin. Bu peygamberlerin yaptığı dualarda siz bize duaları öğretiniz. Ve inna nasikana bize bu metotları, ibadet yollarını göster, fedakarlığın yollarını göster. Esas itibariyle bu yollar, ibadet yolları, fedakarlık yolları Allah-u Teala'nın hidayetiyle anlaşılabilir. Bunun ruhu da bu meselenin derinliğine giderek anlatılır. Ve bu ancak Allah-u Teala tarafından bize anlayış verilir. Hiç şüphesiz insanlar ibadet etmek için camiye gelirler. Bu insanlar Allah-u Teala'nın söylediği gibi onların ibadetleri onların yüzüne vurulur ve onlara onların tahribatına nebep olur. Allah-u Teala'nın nimetlerini almak için öyle dualar edelim, öyle ibadetler yapalım ki onlar kabul edilsin. Onun gözünde kabul edilsin. Sadece dualar değil, her şey, yaptığımız her iyilik, fedakarlıklar bir ibadet şekline dönüşsün. İster bunlar Allah-u Teala'ya olan görevlerimiz olsun. Bu noktanın anlaşılması bizim için çok önemlidir. Bunlar hiç bir şekilde unutulmamalıdır ki ibadetin ruhunu anlamak için Allah-u Teala'nın vahdaniyetini, mesajını yaymalıyız. Bizim nesillerimize aynı ruhu da tesis etmeliyiz. Bu amaçla Hazreti İbrahim Aleyhisselam dua etmişti. Kendi nesillerinize de çok acı ile dua etmeniz gerekir. Ahmadiler söz vermiştir. Kendi toplantılarında her fedakarlığı yapmaya hazırız ederler. Bu söz kendi nesillerimize de yerleştirilmelidir. Ki öylece öyle insanlar doğmalıdır ki onlar din için fedakarlık yapmalılar ve değişen şartlarda fedakarlığın yolları da değişir ve bu da Varasına Manasika'nın anlamı da budur işte. İspanya'da ilk Müslümanlar buraya gelenler din için gelmişler ve cihad etmişlerdi. Buraya gelmişlerdi insanlara yardım etmek için ve ondan sonra burada yerleşmişler ve yayılmışlardı. Onlar cihadı kılıçla yapmışlardı. Bugünün fedakarlıkları tamamen tebliğ cihadıdır. Kitapların basılması, mali fedakarlıklar, camilerin inşası ve mali fedakarlıklar gerekir. Fedakarlıkların şekli zaman ve duruma göre değişmektedir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasında sen bize fedakarlık yapma yollarını göster. Yani değişen şartlara göre senin rızanı kazanmak için senin sana ibadet ibadet yolumuz ve fedakarlıklarımızı yapabilmek için Allah-u Teala bize prensipleri göstermiştir. Bizim fedakarlıklarımız, cihadımız zamanın şartlarına göre olmalıdır. Dindarlık, asillik öyle şekilde olmalıdır ki bunlar Allah-u Teala'nın rızasını çekmelidir. Bundan dolayıdır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde en güzel yapılacak şey teheccüd namazı kılmaktır. Bazı insanlar en büyük güzel şeyin cihad olduğunu söylemektedir. Bunlar kimde eksik ise esas itibariyle bunlar onun için büyük bir fedakarlıktır. Ve bu ibadetin ve hizmetin tam kendi şeklidir. Kendiniz için dua ediniz, kendi nesilleriniz için dua ediniz, çocuklarınız için, kendi zayıflıklarınızı gidermek için, ayrıca Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için buna çok büyük önem verilmiştir.
bu ihtiyaçlara çok dikkat edilmek gerekir. Unutmayınız ki insanlar bu ibadetin standartlarını kendi gayretiyle, kendi fedakarlıkla elde edemez. Onun için dua ile Allah-u Teala'ya tübüllena, bize dön diye ve bizim tövbelerimizi ve ibadetlerimizi kabul et. Bir güzellikten başka bir fedakarlık çıkmalıdır ve Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için fedakarlıklara gitmeliyiz ve amaç gösteriş yapmak olmamalıdır. Bu bizim ibadetlerimizin ve fedakarlıklarımızın merkezi haline gelmelidir. Bizler eğer fedakarlıklar yapıp ve dualarımızı, namazlarımızı bu şekilde yapar ve her türlü kötülüklerden kendimizi korur isek, davranışlarımızda ayrıca Allah-u Teala'nın sevgisini insanların kalbinde yaratırsak, ancak Allah-u Teala'nın sevgisi kendi kalbimizde varsa bunu yapabiliriz. Allah-u Teala'nın haklarına ve dikkat etmeliyiz ve tembellikten, gururdan, kibirden uzak durmalıyız ve her namazımızda zorluk olarak değil, onu belli dikkatle, belli zamanlarda dosdoğru yapmalıyız. Eğer namazları cemaatle kılmakta tembellik gösteriyorsak buna dikkat etmeliyiz. Cemaatle namaz kılmaya dikkat etmeliyiz. Bu bizim fedakarlığımız olmalıdır. Kendi anne ve babalarına haklarını yerine getirmeyenler buna dikkat etmelidir. Akrabalarına, kardeşlerine haklarını vermeyenler bunu yerine getirmelidir. Komşuların büyük bir hakkı vardır. Onların haklarını yerine getirmeliyiz. Ahmedilerin görevi kendi komşularına İslamiyet'i sevdirmelidir. Bu her Ahmedi'nin gayreti olmalıdır. Kısacası onlar, insanlar öyle olmalıdır ki bütün iyi amellerde bütün görevleri yerine getirmelidir. Eğer bunu yaptığımız takdirde bizim tövbelerimizi kabul et, bize rahmet et demeye hakkımız olacaktır. Bizler Allah-u Teala'nın rahmetini isteyenleriz. Eğer biz böyle olursak ayrıca Allah-u Teala'dan sadece rahmet isteyip de çevremize rahmet göstermemezlik yapmamalıyız. Cami ile eğer mümin gerçekten camiye bağlı ise daha iyilik yolları açılacaktır onun için ve çok daha fazla yollar açılacaktır. Bugün Allah-u Teala'nın lütfuyla bu cami, bize verilen Allah-u Teala tarafından verilen bu cami dikkatlerimizi bu noktaya çekmektedir. Böyle ifadelerle bizden ortaya konulmalıdır. Bu cami burada yaşayanlar tarafından doldurulmalıdır. İnşallah. Ve onların nesilleri de bu camiye gelmelidir ve bu sorumlulukları yerine getirmek için bunu tam olarak doldurmalıdırlar. Sadece camiye gelmekle değil, bu görevin yerine getirilmesi değil, sadece Allah-u Teala bütün görevlerimizi yerine getirmemizi nasip etsin ve bütün camilere bağlı olan nimetleri de elde etmemizi nasip etsin. Allah-u Teala bizim tövbelerimizi kabul etsin ve Allah-u Teala bizim hatalarımızı da bağışlasın. Bir hadiste de belirtildiği gibi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği gibi, Hazreti Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre, ben size öyle bir şey söylemeyeyim ki bunu yapmakla Allah-u Teala tamamen sizin hatalarınızı giderir ve onun makamını yükseltir. Sahabe evet bize söyle dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, siz istemeseniz bile abdest alınız ve sık sık camiye geliniz. Ve bir namazı kıldıktan sonra öbür namazı bekleyiniz. Bu sizin sınırlarınızı emniyet altına almak demektir. Yani bir sınıra atınızı bağlamak gibidir. Bu bir cihattır. Her birimiz bu noktaya dikkatimizi çekmemiz gerekir. Bugün
Bizler kendi egomuza karşı savaş açmalıyız, bencilliğimize karşı, düşüncemize karşı savaş açmalıyız. İslamiyet'in mesajını iletmek bile cihattır. Buna dikkat etmemiz gerekir. Allah-u Teala'nın yardımı olmaksızın bunu başaramayız. Allah-u Teala'nın yardımını gerektirmek için ona gerekli şekilde ibadet etmemiz gerekir. Bunu yaparak ancak Allah-u Teala'nın lütuflarına kavuşabiliriz ve biz bu cihada, kendimizle olan cihada katılmayız ve ayrıca insanlara mesajı dağıtma cihadını yerine getirmeliyiz. Bugün toplumda, bugün yaptığımız en önemli cihat budur. Bu cihat bizi kötülüklerden, toplumun kötülüklerinden alarak bizleri Allah-u Teala'nın önüne götürerek onun nimetlerini kazanmamızı nasip eden bir cihattır ki bu bizi ve bizim nesillerimizi bu dünyanın kötülüklerinden koruyacaktır. Bu nimetler, size verilen bu nimetleri tam olarak kullanınız ve bunu tam Allah-u Teala'nın rızası için yapınız ve Allah-u Teala'nın ibadetleriyle süsleyiniz ki Allah-u Teala'nın nimetlerini arayasınız, bilsiniz. Allah-u Teala bu camiyi bize tüm nimetleri alan bir yer haline getirsin. Müslümanlar etrafta bundan başka daha birçok camiler inşa etmişlerdir. Fakat orada onlar Mesih'e inanmadıkları için onların eksiklikleri ancak kendi eksiklikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mesih'ini takip edenlerin kurduğu camiler gibi cami kurmakla olacaktır. Onun için bizim sorumluluğumuz, artan sorumluluğumuza dikkatimizi çekmemiz gerekir ve bu caminin hakkını yerine getirmeliyiz. Onun için çok çalışmamız gerekir. Allah-u Teala bu görevlerimizi yerine getirmemizi nasip etsin. Cami ile ilgili olarak bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bütün alan 1350 feet genişliğinde. €1.2 milyon harcanmış. İspanya cemaati çok az para verdi. Ne söz vermişlerse yerine getirmeleri gerekir. Eğer mali bakımdan zayıflıkları varsa verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerekir. Fakat bu ayrıca yine tebliğ alanına girmekle olacaktır. Holların kapasitesi 250 kişiliktir. Bu verilen rakamlara göredir. İki büyük hol vardır. 7 ofis, bir kütüphane, bir kitap ve bir depo bölümü bulunmaktadır. Ve bütün bina air condition vardır. Kadınlar ve erkekler ayrı yerlerde abdest alma imkanları vardır. Banglo vardı orada ve 3 oda daha ilave edildi. Bir gazete yazıyor. Bu ibadet edilen yerin en geniş olanıdır. Bu ibadet edilen geniş yer gerçek haline geldi. Bu esas itibariyle herkes kendi görevini yerine getirirse ancak gerçek haline gelecektir. Bir şeyden daha bahsetmiştir ki insanoğullarına olan görevlerden de bahsettiğinde bütün Ahmedilerin gösterdiği gibi İslam'la ilgili olarak iyi düşüncesinden dolayı Ahmediler Allah-u Teala adına kan dökenlere karşıdır Ahmediler diye yazmaktadır. Ve ondan sonra burada camiye bitişik olan iki
iki hol vardır. Hem kadınlar ve hem de erkekler için kullanılacaktır. Allah Teala bu caminin gerçek İslamiyet'in mesajını vermesini etraftakilere nasip etsin. Ve onlar bu sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Bu caminin inşaatında söylediğim gibi yardımın birçoğu merkezden gelmiştir. Teknik yardım da yine merkezden gelmiş. Çavdiri İcaz sahip yaşlı bir mühendistir ve birçok iş yapmıştır burada. Bütün detayları göz önünde tutmuştur. Ekstra masraflar ortaya çıktığında onları azaltmış fakat standartta bir fedakarlık yapmamıştır. Sıhhati iyi değildir. Her hafta diyaleze gitmektedir böbrekleriyle ilgili. Allah-u Teala ona mükafat versin ve Allah-u Teala sağlık ve sıhhat versin, hayat versin ve böylece cemaate çalışmasına nasip etsin cemaate. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر